Merhaba arkadaşlar, Katya ile ilgili olarak montaj kısmında eğitimimize devam ediyoruz. Şimdi taban parçamız var arkadaşlar montajımızın içerisinde ve buna biz fix tanımladık. Ee, şimdi diğer constraintlere geçmeden önce e, şu kısımda yer alan update e, komutunu size göstermek istiyorum. Burada e, yer almakta Eğer sizde bulunmuyorsa arkadaşlar e, buradan pop up menüyü açıp sağ tıkla update'i bulmanız e, gerekecek. Şöyle baktığımızda ne hangi kısımda yer alıyor? Update evet bu kısımda yer alıyor. Şimdi e, diyelim ki diğer parçalarımızı da çağırdık. Şuradan tıklayalım bu product'ın içerisine. Eee pull 50 ve cıvata 50'yi çağırdım. Aç dedim arkadaşlar. E, bunları hafif bir şekilde şöyle bir konumlayayım. Next component dedim. Daha sonra bunu da hafif şu şekilde aldım ve okay dedim. Şimdi e, diyelim ki daha diğer constraint'leri görmedik. E, fakat bir constraint tanımlaması yapalım constant constraint'i e, tıkladım arkadaşlar. E, şunu close diyorum. Bakın. Bu constant constraint biz ne yapabiliriz? Örneğin iki tane yuvarlak unsuru dairesel unsurların eksenlerini eş eksenli hale getirebilmemiz mümkün. Bakın şu an bir constraint'i tanımladık. Unsur ağacına baktığımızda da bir constance e, tanımlandığı gözüküyor. Fakat yanında e, update işareti var. Bu şudur. Biz şu an constance e, kısmını tanımladık. Fakat bununla ilgili ilişkiyi görsele dökemedik. Ekranımızda e, görsele dökemedik. Bakın update kısmı artık kullanılabilir hale geldi. Update All dediğimde e, ne yaptı arkadaşlar? Direkt Constance e, tanımlamasını e, artık bu ilişkiyi de ekrana yansıtmış oldu. Zaten buradaki Update kısmı da e, kalktı arkadaşlar. Şimdi her montaj ilişkisini tanımladığımızda Update'e basacak mıyız? Böyle bir e, soru gelmiş olabilir aklınıza. E, bunu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Tools kısmından e, buradan Options'a geldiğimizde ee, yan kısımda Mechanical Design altındaki Assembly Design kısmına geldiğimizde Update kısmını otomatik yaptırabiliyorsunuz. yani siz constraintleri tamamladığınız e, tanımladığınızda hemen kendisi update edebilir veya manuel olarak da e, bunu e, bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, katayı nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Ben şu an manuel olarak e, bırakıyorum arkadaşlar. Okey dedik ve işlemimizi tamamladık. Yani e, constraintleri tam, tanımladığınızda arkadaşlar e, ekranda e, ilişkiyi tanımlamış olursunuz fakat görünümde nasıl göründüğünü göremezsiniz. Update'e tıklamanız e, gereklidir. Eğer bunu options kısmından otomatik olarak ayarlarsanız zaten tanımladığınız anda otomatikmen e, bu e, görüntüye de yansımış olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.